ABD üssü kapatıldı. Askeri üssü kapatıldı. Son derece saçma bir gerekçeyle. Efendim girerken bir problem çıkmışmış. İşte güvenlik gerekçesi filan dediler ve üssü kapattılar. Bunu da koyalım. Bu seti de şöyle tamamlayalım. Bu ABD İngiltere çekişmesi bölgeye nasıl yansır? Çünkü Türkiye ile ilgili başlığa apayrı bir şekilde değerlendireceğim. Önce bölgeye bakalım diyorum ve bu seti lütfen değerlendirin. Buyurun. Ya ama şimdi sorduğunuz soru yani böyle bir 3 saat sürecek yüksek lisans dersi gibi. 3 saat falan Siz sürebiliyor. yaparsınız hocam. Şimdi örnekleri verirken şey örneğini de vermeniz lazımdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin besleyip büyüttüğü sahadaki PKK ve Ayrı bir başlık Suriye'deki açacağım işte. adı Türkiye'de olan onu açacağım o başlığı. YPG, Evet. Rakka'yı IŞİD'den temizledikten sonra onları cemseleri askeri kamyonlara bindirip el sallayıp YPG'liler IŞİD'lere uğurlarken bunu da dünyaya BBC servis etti. Evet. Yani Ha doğru bunu da eklemek lazım, Çok değil mi? haklısınız. Niye böyle bir İngiliz kuruluşu bunu Rakka'daki dünyaya skandalı servis da ediyor? onlar söyledi. Tabii. Tabii onlar servis bu etti. epey Buyurun. var. Ama böyle büyük güçler, emperyalistler arasında bu her zaman var. Yani aslında fark edilen şimdi çok daha bunların saydamlaşması, kristalize olması. Aslında Avrupa Birliği'nin kuruluşu bile bir anti Amerikan ruh taşımaktadır. Yani konumuz diye ama ufak bir parantez açacağım. Evet. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan kurulduktan sonra ey Avrupa, Avrupalılar birbirine soruyor. Ey Avrupalı bizler, biz ne yaptık ki hukukun, insan haklarının, demokrasinin, parlamentonun, çoğulculuğun, felsefenin beşiğiyken birbirimizi yedik tabiri caizse ve gücümüzü Amerika'ya kaptırdık. Ha, işte onlar aralarında bunu münazara ve münakaşa ederlerken Fransa ile Almanya'nın yüzünden oldu. Tarih boyunca 4 defa savaşırlarsa böyle olur işte. Avrupa Birliği enerjisi tüket dediler. Napolyon Savaşları, 1870-71 Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Güney hep karşı cephede. Ne yapmamız lazım? Fransa ile Almanya'yı biz bir araya getirirsek bir tekrar o birleşik bir Avrupa ruhunu canlandırıp Amerika'ya kaptırdığımız gücü elimize alabiliriz diye düşünler. Yani NATO'nun kuruluşunda da zaten derler ki Rusya dışarıda, Almanya aşağıda, İki Dünya Savaşı Almanya aşağıda, Amerika'nın da içeride olması için kurduk diye. Şimdi dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin yani ilk tohumlar atıldığı zaman kömür çelik işbirliğinden işte ortak pazara kadar ondan sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği diyor geliyor. O süreçte dahi bu vardı. Şimdi bu yeni kristalize oluyor ama söylediğiniz o kadar doğru ki. İngiliz Churchill Stalin'le İkinci Dünya Savaşı görüştüğünde dünyayı tekrar kağıt üzerine paylaşırlarken yani toprak olarak almasalar bile kültürel ve siyasi bir hegemonik ilişkileri kurabileceği ülkeleri dizayn ederlerken işte Çek Cumhuriyeti'nden, Macaristan'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan hepsi paylaşılır. Türkiye'ye sıra geldiğinde Churchill'in hatıralarında vardır bu. Türkiye'ye dokunmayacaksın. O bize ait derdi. Yani İngiltere'nin çok öteden beri tarih boyunca hep uzun bir ilgisi vardır. Negatif olarak, pozitif olarak da. Negatif olarak da Balfour Deklarasyonu'na gider konuştuğumuz Kudüs. Evet. Yani İngiltere almıştır Osmanlı topraklarından onu Evet. ve oraya bir Yahudi göçüne izin vermek için bir deklarasyon şey yapmıştır, hazırlamıştır. Biz de çok alet Hristiyan olmuşuz elindeki yani. toprakları Şimdi da öyle biz de aldılar. sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bizim de dünya kadar şeyimiz oldu. Amerika İsrail Devleti kurulduktan sonra 1 saat içerisinde tanımıştır. Biz de ertesi gün tanımışızdır. Bir gün sonra. Mısırlı apartmanı vardı İstiklal Caddesi'nde bilir misin? Mısırlı apartmanında Ben Gurion Mısır'ın apartmanda kalırken İsrail Devleti kuruldu. Ya İsrail Devleti kurulurken önemli siyasi figürlerini biz ağırlıyorduk burada. Yani bizim de yani bunları konuşurken biraz da böyle geriye dönük kendimizde nelerde neler yapmışız bunlara bakmak lazım ki dış politik hamleler yaparken ileriye matuf çizdiğimiz perspektiflerde bunlar bir parametre olarak elimizde bulunsun. Evet. Şimdi Reha Bey, sevgili Reha Bey biraz önce çok güzel söyledi. Yani aslında Kudüs'ün başkenti falan diye Amerika sadece taşımaya karar verdi. İsrail 1980'de diyor ki benim başkentim Kudüs, ezeli ve ebedi başkentim Kudüs'tür diyor zaten. Evet. 1980'de diyor zaten. Biz o zaman kızdık. Ben mesela o politik hamleler iyi. Biz mesela büyükelçiliği alıp ikinci katiplik düzeyine indirdik. Evet. Sonra 95'te yine Reha Tekrar. Bey'in söylediği gibi yani Amerika Birleşik Güzel. Devletleri ama Evet. yani dış dünya dengelerini böyle fevkalade iyi gözeterek kimse bunu realize etmeye çalışmadı. Ama şimdi bunu taşlar döşendi zaten. Mesela bu biraz önce o şeydeki Orta Doğu'daki liderlerden, ülkelerden söz edilirken Ürdün Kralı 2. Hasan'ı çağırdı, Washington'da ağırladılar.
Ondan sonra işte Mısır, Sisi'yle görüştüler. Suudi Arabistan'da darbe oldu Selman. Yani bütün bu yapboz parçalarını bir araya getirin yani. Bakın yani bu taşlar döşeniyor belli. Şimdi şunlar önemli yani. Biraz önce söyledik. Neden ve niçin şimdi? Yani burada şimdi muhtemelen mesela Tillerson geri adım attı. Dedi ki canım şimdi böyle bir karar aldıysak hemen taşınacak anlamına gelmez ki. Zaten orada Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçilik rezidansında ve içinde çalışan 800 kişi var. 800 kişi var. Ya bunlar için konutlar yapılacak. Bu 2 sene alır dedi. Belki hiç taşımayacaklar. Belki de hiç taşımayacak. Bilemiyoruz. Evet. Ama bu bomba niye düştü? Programı açarken söylediniz ya birdenbire. Evet. Orta Doğu'nun böğrüne ya da bağrına birdenbire bomba düştü. Burada bence İsrail, Mısır, Ürdün falan böyle bir pan-Arabist bir hareket oluşturmaya çalışıyorlar. Yani buradaki esas hedef bence İran. Yani İsrail öteden beri İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde İran deyip duruyor. İnanın yani konunun buraya geleceğini bilsem Trump gelmeden önce bile Amerika Birleşik Devletleri bazı think tank kuruluşlarının makalelerinde mesela Türkiye Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir savaşta işbirliği yapabilir mi şeklinde içine Türkiye'nin de sokulduğu sayısız makale getirebilirim. Yani sayısız derken 20-30 arasında kesin var böyle bir makale ama çok ciddi makaleler. Yani şimdi böyle bir hamle var. Şimdi ne olacak buradan? Muhtemelen şöyle olacak. Bu çatışma Orta Doğu'da tahrik edilecek. Tahrik etmek istiyorlar. Lübnan kökenli Hizbullah hareketi İsrail'e yönelik bir şey yapacak. İsrail ona misilleme yapacak. Misilleme yaparken Suriye'de sen kolluyorsun diye belki Suriye içerisinde bir hamle yapacak. Buna İran'ın veya sahadaki paramiliter güçlerini karşılık vermesini isteyecek. Vay İran sen bunun arkasındasın diye. Böyle bir satranç tahtası gibi dolaşarak böyle bir İran'a doğru hamle yapmanın taşları döşeniyor diye okuyorum ben. Ya arka plan beni daha çok ilgilendiriyor. Peki. Yani.